Merhaba, iyi geceler herkese. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bakıyorum, Ulaş, Özcan Bilgin, Mehmet Yıldız, Muammer Yılmaz aramızda şu an gördüğüm arkadaşlarım, yorumlara yazanlar. Arkadaşlar sizin için yine dolu dolu bir program hazırladık. Saratçı yine, pardon, Aras Karadeniz yine Uruguay bağlantılarını konuşturdu ve Saratçı'nın menajeriyle özel röportaj yaptı. Saratçı'nın sakatlığı ile ilgili ben özel bilgiler aldım. Hemen yeni gelen arkadaşlarımızı selamlayalım. Bey Bolat, Halil Sever, Ali Suat Genç, Ersan Akyay. Hemen devam ediyorum. Deniz Temur Almanya'dan sevgili müdavimimiz. Yavuz Aldemir, İsmail Boçkun, Ender Ceylan, Selim Can, Emre Can Tosun, Mustafa Özünal, Sevda Yakıt, Murat Acar, Onur Erdem. Onur Erdem'i de sık sık görüyoruz yayınlarımızda. Bakıyorum Bunlar arkadaşlar. radara takılanlar. Evet, Değil Ali Aslan Kasapçı, Mehmet Eren artık yer ediyor izleyicilerimiz. mi? Sarı Safran. Bak Mustafa Evet, Özil abi. Mustafa. Aynen. Arada sallıyor bize ama Mustafa. Evet, arada sallıyor ama yine akılda yani. Oktay Saygılı, Ahmet Gül, Himmet Saylak, Eren Yıldız, Oğuz Dilsizoğlu, Emin Ergün. Bakıyorum okumadım var mı? Nicat Aliyev, Azerbaycan'dan selamlar. Bizden de selamlar kardeş ülkemize. Salih Köser, Sevda Yakıt, Atilla Yanık, Eray Köksal, Mustafa Okan, Ahmet Sayın Buldum, Eray Köksal, İshak Mus, İbrahim Küçükünal. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Tekrardan hemen KJ'de gördüğünüz gibi sıcak bir karşılaşmanın ardından hemen maçı değerlendirelim. Yeni Malatya deplasmanda Trabzonspor 2-0 galip geldi. Yeni yıldızı Bakasetas'ın muazzam golüyle hayran kaldım gole yani. Bence çok iyi bir goldü ve Vakayeme'nin zaten artık klasikleşen bir golü. Neredeyse. O da çok klas bir oyuncu. Trabzonspor'un arkadaşlar zirve yürüyüşü sürüyor. 42 puana çıktılar Abdullah Avcı yönetiminde. Bence çok iyi bir periyot çiziyorlar ve zirveyle aradaki puan farkını 6'ya indirdiler. Geçen hafta zirveye tutundu demiştim. Artık şampiyonluk yarışının içindeler. 3 takımla da 6'şar puan var. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Galatasaray şu an avarajla lider durumda. 48 puanda. Beşiktaş yine 48. Fenerbahçe 48. Trabzonspor 42. Alanya hemen arkasında 42 puanla. Hatay da geliyor 38 puanla. Aynı puana sahip Gaziantep 38. Yine arkasından Karagümrük. O şekilde devam ediyor Antalya. İlk 8 ama birbirine yakın diyebiliriz. Ne diyorsun Trabzon'un zirve yürüyüşüyle ilgili Safa? Öncelikle oradan başlayalım. Yani öncelikle herkese merhabalar. Şöyle Trabzonspor bir şekilde o skoru alıyor. Yani Abdullah Avcı ile alakalı başlarda çok da pozitif düşünmüyordum açıkçası. Bence Trabzon'a uygun olmadığını düşünüyordum. Çünkü biliyorsun Abdullah Hoca'nın ilacı sabır. Ama yani bu sefer o sabra ihtiyaç kalmadan Trabzon iyi başladı. Yani Abdullah Hoca geldi ve Galatasaray mağlubiyeti dışında da ben şu an çok hatırlayamadım açıkçası. İyi bir takım ve özellikle Berat, Bakasetas ikilisi doğrudan ilk 11'e geldiler ve çok etkili oldular. Yani Berat'la Bakasetas'ın o şeye gelmesi, yani takımın içine girmesi bir anda 11'e her şeyi tersine çevirdi. Oyun olarak da daha pozitif bir futbol oynuyorlar. Hala çok yeterli görmeyenler olabilir ama arkadaşlar bugünkü karşılaşmada bence oyun aramayın. Yani o Malatya Ya Stadı'nın bu zemininde bugün evet oyun kazanılması gereken olmaz. bir maçtı. Galatasaray Malatya maçını hatırlayın. Yeni Malatya Galatasaray maçını. Burada Babel 90'da attı, Galatasaray kazandı. Yani o maçta da ben o maçtan sonra da hatırlıyorsun burada yayındaydık. Ben size o zaman da Evet. söylemiştim. Ya benden için bu statta oyun aramam. Hani yine eleştiriler vardı ama yok yani orası saha denmez oraya. O başka bir şey çünkü. Trabzon kazandı. Yarışın içinde artık. Şimdi şuradan bir sayayım. Alanya maçı beraberliğiyle başlayan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 maçta sadece bir kez mağlup oldu Evet, Trabzonspor. O da Galatasaray işte. Galatasaray'a karşı. Evet. 4 beraberlik var o sürede. Yani 9 galibiyet. Bence çok iyi bir periyot Trabzonspor adına. Ki şu oldu bence en önemlisi Safa. Hem takviyeler
tam oldu. Yani Bakasetas yani bu kadar cuk oturur. Gelir gelmez iki maçta iki gol ve hayati önem taşıyan iki gol. Onun dışında Trabzonspor'daki o takım olgusu geçen seneki o takım havası yerine gelmiş gözüküyor ki bence savunma tarafını iyice oturttular. Hugo bence gayet iyi. Yine Edgar da çok iyi bir stoper bana kalırsa. Önlerinde Berat'la Baker. Baker'ı zaman istikrarsız bir futbolcu ama Berat'la birlikte daha iyi top oynamaya başladı. Ya zaten Ekuban'la Vakayeme'yi saymıyorum. Bence muazzam iki futbolcu. İstikrarlılar. İstikrarlı dediğim her maçta hemen hemen bir şekilde katkı verebiliyorlar. Giannini kendini göstermeye başladı ki geçen hafta bir benzetme yapmıştım. Vakayeme'deki sihir onda da var bana kalırsa. Bir şekilde top ayağına yapışıyor. Trabzon iyi yolda diyebilirim. Şu an bana kalırsa son haftalarında en iyi top oynayan takımı. Trabzon Bu için maç ligin dışında. kilidi bence evlerinde oynayacakları Fenerbahçe maçı. Evet. O maç çok önemli olacak. İçeride Fenerbahçe'yi yenerse Trabzonspor, yani bir Evet. anda gerçekten de şehir, hani bu şehir içinde kıvılcımdır. Hatta hatırlarsın mısın bilmiyorum da 2010'da Bursa geldi Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yendi. Sonra bir anda o maçtan sonra şehir Ve şampiyonluğa inandı. 2-0'dan 2-2 bitmişti değil 2-0'dan mi? 3-2 Ozan İpek falan. Ozan İpek. Aynen. O maçtan sonra bir anda hiç unutmuyorum. Şehir şampiyonluğa oradan sonra inanmıştı. Hani galiba olacağız ya olayı olmuştu. Bence Trabzon'da hani kayıpsız giderek oraya o maçı da kazanırsa çok farklı şeyler olabilir. Bir anda Şimdi Trabzon'un fikstürüne bir Beşiktaş bakalım. olabilir. Antep gelecek zor maç. Başakşehir'e gidecek zor maç. Fenerbahçe'ye gelecek zor maç. Yani sonra Kasımpaşa zorlu bir periyot bekliyor ki Galatasaray'ın fikstürünü Kasımpaşa'dan takip sonra ediyor. zor bir periyot. Hemen hemen. İki şey Şöyle iki hafta iki hafta geriden ile. geliyor gibi. Aynen. Evet. Aynen. Galatasaray bu zorlu periyottan müthiş çıktı. Yani 5'te 5 yaparak Beşiktaş derbisinden sonra ki sonraki 4 maç çok zorlu gözüküyordu Denizlispor maçından sonra. 12 puan topladı. 0 kayıpla geçti Galatasaray. Bakalım Trabzonspor bu periyotta ne yapacak? Galatasaray'ın yaptığını tekrarlarsa bence Kasımpaşa maçı sonunda hani bir bakmışın zirve ortağı olabilir. Hiç belli olmaz. Yani onu Yani kastediyorum. Zor yerdeler ama devam ederlerse çok avantajlı bir hale gelebilirler. kesinlikle. Safa şimdi istiyorsan şu konuya geçelim. Birazdan Aras da gelecek zaten de. Dün sanıyorum Ertem abilerin programda ilk görüntüler çıktı. Sayın Başkan Mustafa Cengiz'in Kadıköy Stadı'na girişte üstü aranıyor. Ben bunu çok büyük bir saygısızlık olarak görüyorum. Kabul edilebilir bir şey değil ki bence o anda net bir tavır koyulmalıydı. Kimse Galatasaray Başkanı'nın üstünü arayamaz. Neler söylersin? Yani Kadıköy'de maç öncesi yaşananlar tek kelimeyle zaten skandal. Bir değil, iki değil, üç değil. Hepsi başlı başlı. Bugün Galatasaray TV'de de Sayın İletişim Direktörü Deniz Gülen Ömer Erten Kürkner'le, evet, evet, Deniz Gülen. Neyse çizmeci bir yayın yaptılar. Orada da bazı görüntüler de veriliyor o sağlık çalışanlarını. Mustafa Başkan konusuna gelecek olursak bunun adı şeydir. Yani mobbing mi denir? Ne denir bunu? Bu bambaşka bir şey. Şöyle bir örnek vereyim size sadece. Eskiler böyle bize hep anlatırdı. Aziz Yıldırım döneminde Kadıköy deplasmanlarını böyle anlatırlardı. İşte benim kuzenim vardı. O hep böyle giderdi ederdi falan. O zaman böyle o dönem kendilerine yapılanları anlatırdı şeylerde. Atıyorum belki Kadıköy deplasmana giden varsa bilir. O ilk aşamayı geçtikten sonra bir tünel vardır. O tünelin orası oradaki işte o kurbağalı dere dediğimiz yerin mesela hep kokusu oraya gelirdi vesaire. Ondan sonra tribüne girerdin işte şey iddiaları hep vardı. Çiğ yumurta konur vesaire. Son gittiğinde işte hoparlör gelir vesaire. Ama şöyle bir sorun var. Sayın Ali Koç gelirken herkes ama herkes bu olayların son bulacağını düşündü. Dendi ki çok vizyon sahibi bir başkan geliyor. Çok kibar, entelektüel bir başkan geliyor. Herkes bu görüşteydi. Ben şimdi sadece şunu sormak istiyorum. Ali Başkan geleli 3 yıl olacak değil mi? 3 ay sonra 3 yıl olacak. Evet. 3 yıl içinde taraftarları geçiyorum. Galatasaray taraftarlar veya direkt taraftarlar sevmeyebilir. Ama bu arada bir şey diyeceğim. Seste sorun var mı? Ben net duyuyorum ama.
Ben istiyorsanız yine bir kulaklığı falan takayım her şeyse. Bir yazın. Evet, yarın imza törenleri var arkadaşlar 2'de yeni transferlerin. İnşallah orada olacağız. Şunu söylemek istiyorum sadece. Gelinen noktada Ali Koç için Fenerbahçe camiası dışında sen herhangi bir futbol adamının veya taraftarın aynı görüşte kaldığını düşünüyor musun? Herhangi bir insanın. Maalesef düşünmüyorum. Çünkü Ya ben Sayın de Ali Koç bunun için ayı açıkçası kaybetmiş. Kaybetti. yani hakikaten Ali Koç başkan olduğunda demiştim ki hani Fenerbahçe hakikaten yeni bir vizyona kavuşuyor ama çok bir tavırda değişiklik görmedim. Ben de bir hem kulüpten bazı anılar duymuştum hem de kendi yaşadığım bir olayı da anlatayım burada. Şimdi 2011-12 sezondaki süper finalde mesela Galatasaray çalışanlarını maçı izletmemişler. Orada saha içi görevi olmayanları. Soyunma odasında bırakıp sadece küçük ekran bir televizyon vermişler. Hani bu 36 ekran olarak Evet. tabir Kesin. ettiklerimizden. Hani insanlar orada maçı izleyebilmiş. Yani bu tür olaylar maalesef olabiliyor. Benim Kadıköy'de 2016-2017 sezonunda maç bitti. Van Persie'nin gol atıp, iki gol atıp Fenerbahçe'nin kazandığı maç sonrası. Biz tabii aşağıya Mikson tarafına, basın toplantı odası tarafına iniyorduk. Orada Dursun Özbey'i gördük. Başkan da arabasına doğru gidiyordu. Hemen peşinden gittik. Hani demeç verir falan filan. Orada Fenerbahçe'nin stat görevlileri, yani bizi resmen orada neredeyse darp ediyorlar. Darp ettiler yani. Çekiştirdiler, şey yaptılar, siz nereye gidiyorsunuz, siz nasıl buraya girersiniz ki bizim akredite alanımız yani. İşte siz yani tabii ki biz de tepki koyduk orada yani sen hani dokunamazsın bana diyorum adama. Sen hani şey yapıyorsun, siz kimsiniz, siz gazetecisiniz diye burada bilmem ne falan. Ya sürekli böyle sert bir tavır. Hani hakikaten Kadıköy'ün o ortamı, o otopark kısmı İnanılmaz. özellikle çok sıkıntılı bir bölge. Yani sen basın tribünü kısmını biliyorsundur. Ben tribün Evet. kısmını biliyorum. Yani inanılmaz. Oradaki hoparlörlerden tuta. Bunu bir ara Galatasaray'da yaptı bu arada. Hani direkt birini konuşup diğerini şey yapmayayım. Bu Evet. Hoparlör kısmı ya mesela Fenerbahçeli arkadaşım da daha önceki yıllarda Galatasaray deplasmanına geldiğinde şey diyordu. Eve gittiğimde sürekli aslanlar sahada. Onu Ya söylüyorum aynen öyle. Ya bu zaten diyordu. Yani bunlar affedersiniz ama bu işkencemizi bir hareket yani. Bu hiç kimse için yapılmaması gereken şey. ya Bundan ben de iki tarafta da karşı burada objektif olmak lazım ama evet. son yıllarda şunu söyleyeyim. Ama Galatasaray yönetim bazında özellikle hiçbir rakip yöneticiye böyle yakışıksız bir tavırla yaklaşma. Ben buna kefil olabilirim. Bak hatta şöyle bunu diyeyim, sadece fazlasını diyebilirim. Kadıköy'de de yaşanmıyor. Akhisar deplasmanında da Galatasaraylı yöneticiler benzer olaylar yaşadı. Başka deplasmanlarda da yaşadı. Abdurrahim Albayrak Rize'de yumruk attılar. Yanlış mı Sonra hatırlıyorum? Değil mi? tabii sonra o kulüp başkanına plaket falan da gitti. Trabzon'da Eray'a yumruk attılar. Aynen. Ya bir de ben Yani söyleyeyim. Fazla misafirperver hatta davranıyor Galatasaray yönetimi çoğu zaman. Hatta bu yüzden tepki de etmiyor. Rize'de de şunu söyleyeyim. Rize basın tribünde Rizeli bir gazeteci Galatasaray muhabirine yumruk attı. Yani bu hani her mecrada Galatasaray'ın bir parçası olan organları rakip deplasmanlarda böyle sıkıntılar yaşıyor. Yani onu ifade edeyim. Sonuç olarak Kadıköy ile alakalı sadece şunu söylemek gerekiyor. İlk gün de söyledim. Bugün de aynı düşüncedeyim. Bana kalırsa ben ki o zaman biliyorsun Musa Başkan'ın başına gelenleri bilmiyorduk. Ben sadece Hacı Hoca'nın şikayet ettiği konu hakkında bile şunu söylemiştim. Bence Galatasaray takımı o sağlık çalışanları stattan çıkarılana kadar sahaya çıkmamalıydı. Ben hala aynı düşüncedeyim yani. Burada bir yanlış vardı. Çok büyük bir yanlış ve bir şey daha söylemek lazım. Bugün Galatasaray TV'de Ömer Kürkler dedi ki yanlış hatırlamıyorsam şey yanlışım varsa zaten ama Perşembe Bir günü şey dedi lazım. biz dedi başvuru yaptık. Bugün Böyle Galatasaray'a iddialara karşı. Aras sesi kapatırsan. Perşembe günü dedi böyle başvuru yaptık bu iddialara karşı. Bize bir sorun olmayacağı söylendi. Hani böyle bir durum olmadığı söylendi dedi. Yanlış hatırlamıyorsam Spor Bakanlığı'ndan bu şey geliyor. Şimdi o zaman ya orada Galatasaray'a söylenen bir yanlış var. Yanlış söylüyorlar yani. Normal doğru söylemiyorlar. Ya da o zaman Fenerbahçe camiası federasyona veya bakanlığa yalan söyleyip bunu yapıyor. Şimdi dün Nihat Özdemir hani
Diyor ki sağlık çalışanıydı diyor hani görevliler. Yani bu belli. Ya göz var gözünü seveyim abi. Yani ya bugün belli. Çıktı işte görüntüler. Yani bir orada bir ne nasıl tarif etsem bilmiyorum. Hem tükürdüğü gözüküyor. Hem o yaptığı el hareketi gözüküyor. Yani bir de nasıl bir duyarsızlık bu? Mesela hani nasıl bir kendini bilmezlik? Yani orada o küfürleri ediyorsun, tükürük atıyorsun. Hayır, tükürüğü geç. Hadi içindeki holiganı durduramıyorsun. Ya sağlık kısmını da düşünmüyor. Yani Covid ortamında tükürüyor adam ya. Ya böyle ya bir şey abi, olabilir mi? Aras çevirsene. Arkadaşlar dedi çevir reis geldi. Merhaba abi. İstiyorsan bir İspanyolca olarak anlat söylediklerimizi. Aynen. Takipçimiz var İspanyolca şu an. Hemen aktaralım. Bir de bu olayın yanında bence şeye de geçmek gerekiyor. Ya bir de hakikaten saat mesela bu maç özelinde denenmesi de ya inanılmaz bir olay bu arada. Yani Türkiye'deki en gergin, en kritik maç öncesi maçta deneniyor bu olay. Yani nasıl bir tesadüf? Diyor ki denedik diyor daha da denemeyeceğiz diyor. Yani, yani hakikaten trajikomik bir durum ya. En doğru maç olmuş. Abi ya çok kötü. Ben buradan bir de şeye geçmek gerekiyor. Bu olayla bağlantılı olarak Sayın Kemal Danabaş'ın açıklamalarına geçmek gerekiyor. Şimdi o da dün Beyaz Spor'a sanırım katıldı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yusuf Günay da katıldı. Şimdi orada bu dedi klasik bir Galatasaray riyakarlığıdır dedi. Üstüne Yusuf Günay bağlandı. Böyle yani buradaki riyakarlıktan kastı nedir? Hangi biz başka olay mı yaşadık? Maç Samiyen'de mi oynandı? Ya ben bekliyorum ki gerçekten de Fenerbahçe yöneticisi, samimi söylüyorum, çıksın şu konuyla alakalı akla mantığa uygun bir açıklama yapsın. Abi şunu ya ilk yarıda Galatasaray stadında oynanan maçta, seyircisi oynanan maçta benzer bir durum yaşandı mı hiç acaba? Çıt çıkmıyordu sahadan ya. Onu söyleyeyim. İkincisi bak Fatih Hoca özellikle üzerine basa basa şunu söyledi. Hani zaten normal maçta biz bunlara alışığız dedi. Yani şu an olağan dışı durum seyircisiz maçta bu hakaretleri yememiz dedi. Yani burada söylenen bu. Evet şunu söyle yani şu var her tribünlerde yani bu bir tribün klasiği. Yani küfür olmayan tribün var diyebilir misiniz? Bu başka bir şey ama seyircisiz maçta siz locaları doldurup artık kimden geldiği belli olan bir ses seviyesinde İnsanların şahsına küfür edilmesi ayrı bir nokta. Ya bu kabul edilebilir bir şey değil. Bir de bunu bir kılıfa uydurmak ve seyircisiz maçta locaları o şekilde doldurmak inanılır gibi değil. Ya ben şoktayım ya. Yemin ediyorum hani şoktayım. Bu olay o kadar böyle avuma gitti ki. Rusya'da bu kadar taraftar almıyorlar ya daha. Hayır Rusya'da bile. Ya işin komiği şöyle bir şey var. Abi madem alacaksın bari locaları tıkış tıkış oturtturma bari tribünlere yay da açık açık otursunlar. Yani ya onu ilk başta da yaptılar o hatayı. Locaları açıldı ya locaları yani evet. O da saçma sapan bir durumdu. Biz ya basın odasına giremiyoruz. Ya bak normal şartlarda da basın toplantısında mesela hoca ile aramızda yaklaşık 7-8 metre oluyor en yakınımızın. Hani öyle bir sosyal mesafe ortamında bir basın toplantısı girişine izin vermiyorsun ama sen 10 kişilik locaya 20 kişi doldurabiliyorsun. Ya böyle bir ne oldu Abdurrahim Albayrak'a az daha bir şey olabilirdi abi. Siz basın toplantısını içeride yaptırmıyorsunuz. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani her nereden tutsan elinde kalıyor bu durum. Yani orada Allah korusun elinde bıçak olsa ne olacaktı? Kim verecekti bunun hesabını Abdurrahim Albayrak'a? Yani gerçekten bunları böyle çok şey görüyorlar ama tamam ya oldu bitti falan. Hatta şöyle iddialar da dolanıyormuş. Tamam kazandınız işte siz de uzatmayın gibi falan. Bu böyle bir şey değil ya. Yani ben nasıl anlatabilirim onu bilmiyorum ama ben o gün de söyledim. Federasyonun an itibariyle bence Galatasaray için yok hükmünde olması lazım. Buradan sonra artık geri kalanını bakanlıkça yani gerekirse İçişleri Bakanlığı'ndan tut da Spor Bakanlığı'na kadar bu olayın açığa çıkarılıp bu olay hakkında gerekli cezanın verilmesi lazım. Bu işin takımla alakası yok. Allah korusun. Ali Samiye'nin çıkışında Fenerbahçe Başkan Yardımcısı'na bir Galatasaraylı saldırsaydı da aynı şey geçerli veya aynı durum olsaydı da geçerli. Yani sen gidiyorsun 150 tane sağlık çalışanı diyorsun. Ya çocuk mu kandırıyorsun ya? Burada biz yani işin komiği ya bu biraz aklımızı alay etmek gibi oldu biraz. Önemli olan ne biliyor musun?
senin inanıp inanmaman onların umurunda değil. Seni inandırmak için çaba sarf etmiyorlar. Sadece bir kılıf bulalım da sussunlar. Yoksa sen inanmışsın ona, inanmamışsın falan. Önemli değil yani. Hiç hoş olmadı ya. Gerçekten hiç hoş olmadı. Evet, evet Aras, senin gündemine gelelim. Saracchi'nin menajeriyle konuştun. Bir de Moreno konusu geçiyor. Onu tabii daha sonra araştırırız ama sen önce Saracchi'nin menajeriyle yaptığın röportajı ve buradan anekdotları bize aktarırsan seviniriz. Abi öncelikle bugün Burhan abi seni ve sevgili Safa tebrik etmek isterim. Bence günün en öğretici, önemli yani günün anlamına yönelik en önemli videoyu çektiniz, yayını yaptınız. Ahmet Özkesin Kılıç çok önemli bir değer ve Büyük Kaptan Bülent Korkmaz gibi önemli isimlerle bunu yaptınız. O açıdan tebrik ederim ve bir futbol sever olarak gerçekten teşekkür ederim bu anlamda. Saracchi'ye geçersek dün menajeriyle görüştüm, Marcelo Teixeira'yla. Bu arada bu Moreno olayında Meksikalı sol Meksika ligindeki sol bek, onu da en yakın zamanda Balamplara soracağız ve bir geri dönüş yapmayı düşünüyoruz. Açıkçası aldığımız bilgilerle izleyicilerimize bunu aktarırız ileriki günlerde. Şu an o aşamadayız, çalışıyoruz diyebilirim. Şimdi Marcelo Saracchi ve menajeriyle ilgili kısa röportajımıza geçelim. Öncelikle Saracchi'nin sakatlığı ne durumda? Önümüzdeki maçlarda oynama ihtimali nedir diye sorduk. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe maçında kasını tutarak, arka tarafını, adresini tutarak çıkmıştı. Marcelo Teixeira'nın, menajerinin... Evet. Buyur abi. Evet, cümleyi bitir, sonra o konuda ben bir parantez açacağım. Tamam abi. Marcelo Teixeira'nın, menajerinin bu konudaki cevabı, bunu şu anda söylemek zor. Yarınki tetkiklerin ardından belli olacak. Kasımpaşa maçında oynayamayacak ama gerisi için beklemek lazım dedi. Tabi arada bir Alanya Spor maçı da var, Türkiye Kupası. Gerisi için de beklemek lazım dedi. Bunu söyledi. Sen ne diyordun? Şunu ben ekleyeyim. Biliyorsun bugün zaten antrenman raporunda Saracchi ile ilgili şu açıklama yapıldı. Sol üst arka adale grubu biceps kasında ikinci derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edilmişti. Ben bununla ilgili bir uzman görüşü aldım. Lastik yapmaktan oluyor denildi bu sakatlık. İkincisi bir hafta denildi. Aslında menajerinin dediği de hani Kasımpaşa maçında oynaması zor. Evet, Kasımpaşa maçında yüksek olasılıkla oynamayacak. Ama sonrasında Saracchi'nin sahalara dönmesini bekliyoruz. Devam et. Alanya deplasmanıyla beraber gelebilir o zaman. Dönmek evet. Bir de Alanya maçı var, evet. Lig maçı var bu sefer. Aynen. Doğru. Evet. Aynen. İkinci sorum oyuncunun geleceği hakkındaydı. Geleceği hakkında ne söyleyebilirsiniz? River'dan bir teklif aldığı konuşuluyor. Hatırlarsanız Uruguaylı bir gazeteci burada ağırladığımızda kendisi River'a dönme ihtimalinden bahsetmişti. Evet. Eski topçu zaten River'ın. River Plate'den bir teklif aldığı konuşuluyor. Galatasaray'da kalacak mı yoksa başka bir kulübe gidecek mi diye sordum. O da şöyle dedi. River'dan teklif aldığı doğru değil dedi. Böyle bir şey yok dedi. Oyuncunun geleceğini Leipzig belirleyecek. Zaten Avrupa'da kalacağını da ifade etti orada. Öncelikle Almanya'ya dönmesi gerekiyor kontratından dolayı. İngiltere'den bir teklif var. Sene sonunda İngiltere ihtimali mevcut dedi. Bu çok kritikti bence bu açıdan. Evet, kulübü İngiltere. Sordum. Kulübü sordum. Kulübü söylemedi. İngiltere'deki kulübü söylemedi. Sadece lig olarak söyledi. Bunu söyleyebilirim. Evet. İngiltere. İngiltere ama yani eğer bu sakatlığı kronik şekilde devam ederse İngiltere'de çok zorlanır Saracchi. O kesinlikle. Ama yani ben tabii diri, hani sağlam bir Saracchi, özellikle son haftalarda çok formda. Ama evet, bu sakatlık çok bela oluyor başında. Yaşı çok genç. Yani bu peki sıkıntı. Diri bir Falcao gelirse ne diyorsun? Diri bir Falcao mu? Şu an Muhammed bırakmaz ya. Daha ne yapsın abi adam? Adam geldi. İki maç iki golünü attı. Derbi kazandırdı. Evet. Şu an zor. Ya iki derbi de gol attı diyebiliriz aslında. Yani sonuçta evet. Abi, İstanbul takımı. Saracchi konusunda üçüncü soruyu da tamam. Şey Aras yapalım. Bitti sandık. Devam etsene sen. Aras pardon. Biz muhabbet ediyoruz. Şöyle iki tane daha soru var aslında. Neyse, üçüncüsüne geçeyim. Galatasaray'dan Saracchi için Leipzig'e resmi bir teklif yapıldı mı dedim. Bu aslında önemliydi. Çünkü kiralık bildiğiniz gibi sene sonunda gidiyor. Normalde bitiyor. Bir buçuk yıllık kiralıktı aslında geçen seneden beri. Marcelo Teixeira da hayır dedi. Galatasaray'dan herhangi resmi teklif gelmemiş bu arada transfer döneminde. Hala zaman var. Mayıs'ta göreceğiz dedi bu konuyu. Dördüncüsü de Galatasaray taraftarlarının kendisinin sakatlığı, çok sık sakatlanması konusunda endişe duyduğunu söyledim. Bunun sebebi ne dedim? Hani ortada bir yanlış algı varsa kronik gibi,
Bunu sizin cümlelerinizle belki kırabiliriz diye soru sordum. Buna cevap vermedi. Buna geri dönüş yapmadı. Onu söyleyebilirim. Böyle de dürüst bir insansın Aras işte. Aynen. Bir şey diyeceğim. Ben şu üçüncü maddeyle alakalı, üçüncü soruyla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Bence Galatasaray'ın Saracchi ile alakalı henüz bir girişim yapmaması sadece Saracchi'ye özel bir şey değil. Farkındaysanız ne Mustera ile henüz kontrat için görüşüldü, Marka'yla görüşüldü. Ne Fatih Hoca ile görüşüldü. Fatih Hoca'nın da opsiyonu biraz ilginç bir durumda çünkü biliyorsunuz. Yani şuna değinmek istiyorum. Bence şu anda yönetim Mayıs'ta olup olmayacağı, yani aday olup olmayacağı da belli olmadığı için sene sonunun işlerini şimdiden yapmak istemiyorlar gibi geliyor bana. Çünkü yeni yönetim gelirse farklı bir inisiyatif gösterebilir sonuçta. Ben birazcık Saracchi'den ziyade genel olarak böyle bir tutum sergilediklerini düşünüyorum. Bu arada Covid pozitif testi çıkan oyuncu ilk 11 oyuncusu değil arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bu kadar söyleyebiliriz ancak. Çünkü hasta gizliliği var. Ve bize gelen bilgiler o oyuncunun ilk 11 oyuncusu olmadığı yönünde. Mustafa Özünal'dan bir öneri var Safa. 1+0 stüdyo daire kiralayıp kanal yapsanız iyi olmaz mı? Arkadaşlar stüdyomuz var aslında. Bu hafta içinden itibaren stüdyoda yayınlara başlayacağız. Eski yayınlarımıza bakarsanız. Evet. Tayfadan olanlar. Nerede old spor selciler nerede? Neredesin old spor selciler ya? Bizim stüdyomuz var normalde. Sadece ortam çok yoğun. Bir de yasaklar falan filan, o yüzden şey yapmıyoruz. Normalde 9'dan sonra. Moreno'ya ne diyorsun? Aras, yarın mı araştıracaksın o konuyu? Abi onu sordum, cevap bekliyorum. Biliyorsun saat farkı da var o tarafla aramızda. Aslında onlar da yeni gün başlıyor diyebiliriz. Ya onlara gelen cevaba göre aktarım yapacağız yarın. Öyle bak, bu arada KJ'yi de vereyim. Yoruma bak hemen, çok pardon. Oğulcan'la ilgili tahkim kurulu bir açıklama yaptı. Birazdan Metin Ünlü bağlanacak ve anlatacak. Ben istiyorsanız tahkim kurulunun açıklamasını okuyayım. Galatasaray ve futbolcu Oğulcan Çağlayan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 5 Aralık 2020 tarihli kararı 14 Ocak tarihinde tahkim kuruluna başvuruda bulunmuşlardır. Bu başvuru takiben kurulumuza yapılan uyuşmazlık çözüm kurulu dosyalarına ilişkin diğer başvurularıyla birlikte söz konusu dosyada uyuşmazlık çözüm kurulundan talep edilmiştir. Dosya kurulumuza gönderildikten sonra aynı tarihte UÇK kararlarına karşı yapılan itiraz başvurularıyla sıraya alınarak 2021 Taksim 30 sayısı ile tahkim kurulu esas defterine kaydedilmiştir. Şimdi sonunu okuyayım istiyorsanız. Profesyonel Futbolcu Tescil İşleri Müdürlüğü'ne yazı yazılarak davalı futbolcunun huzurdaki davada ihtilafa konu lisans süreciyle ilgili yazışmalarının örneğinin istenmesine ve dosyanın incelenmeye alınmasına oy birliğiyle karar verilmiştir deniliyor. Sayın Metin Ünlü aramızda. Spor konuşucu ve Galatasaray. Tamam. Bravo. Tamam Safa. İyi yayınlar diliyorum hepinize. Görüşmek üzere. Tamam. Sayın Ünlü Galatasaray Genel Kurulu Üyesi ve spor hukukçusu. Kendisi Oğulcan konusuyla ilgili en net açıklamayı kendisinin yapacağını düşünüyoruz. Hoş geldin Sayın Ünlü. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Kolay gelsin. İyiyim. Teşekkür ederim. Merhabalar. İzlediğin yayınlar. Teşekkürler. Sizden bu konuyu aslında aydınlatmanızı istiyorum tabii ki. Ekstra söylemek isteyeceklerinizi her zaman şimdi, mikrofon şimdi sizin. Şöyle usul işlemler yapılmış. Galatasaray Kulübü zannediyorum tahkim kuruluna müracaat ederek verilen bu para cezası, aynı zamanda Oğulcan Çağlayan da herhalde bir de altı başla ilgili. Tabii tam onun şeylerini de bilmiyoruz. Dolayısıyla verilen bu hükümle ilgili son spor hukuku açısından son merci olduğu iddia edilen Türkiye Futbol Federasyonu tahkim kuruluna müracaat edilmiş. Artık tahkim kurulu incelemiş. Dosyalar gelmiş ve duruşma da açılmış bugün. Zannediyorum bugün 15.30'da video konferans yoluyla duruşma yapılmış. Karardan gördüğüm kadarıyla Galatasaray Sportif Sınav ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi adına avukat arkadaşlar girmiş. Aynı zamanda futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın vekilleri de duruşmaya girmiş.
Ve onların sözlü olarak duruşmada sözlü olarak beyanları da alınmış, duruşma yapılmış. Lakin tahkim kurulu bu lisans, yani Oğulcan Çağlayan'a Galatasaray'a lisans verme süreciyle ilgili olarak ve Çaykur Rizespor'dan ayrılış süreciyle ilgili olarak yapılan bütün yazışmaların örnekleri nedense dosyaya girmemiş. Bu yazışma örneklerini istemiş tahkim kurulu. Bugüne kadar gelmemesi de garip, çünkü bu dosyayı karara bağlayacak olan ve bu dosyanın anasını teşkil eden, bütün dosyayı esasını ilgilendiren en önemli şey, lisans verilirken yapılan yazışmalar, gerek Rizespor kulübüyle, gerekse Galatasaray kulübünün federasyonla olan ilişkileri. Gerçi Galatasaray bu fesih sürecinde çok yok tabii. Bu fesih, bildiğim kadarıyla, tabii ben kulüp avukatı olmadığım için dosyanın tamamını bilemiyorum. Ama fesih süreciyle ilgili olarak zannediyorum Rizesporlu olan Oğulcan Çağlayan'ın yazışma örnekleri dosyada bulunmuyor ki, bu sözleşme feshine ilişkin yazışma örnekleri istenmiş. Neden gelmedi? O da bana garip geldi tabii, enteresan geldi şu ana kadar. Çünkü bu işin başlangıç süresi aşağı yukarı çözüm kurulunun 5-12 tarihli karar, 14-1'de tahkim kuruluna müracaat edilmiş. Yani yaklaşık 14 işte 17 gün, bugün ayın 8'i, 25 gündür bu evrakların hiçbiri gelmemiş. Bu bana biraz ilginç ve enteresan geldi. Yani bizim adli yargı sistemi gibi değil. Belki 3 oda 5 oda arkada, yani Türkiye Futbol Federasyonu'nda neticede bu arkadaşların yeri. Bunların alınması çok kolay, en fazla bir saati ilgilendirebilecek bir şey. Çünkü zaten federasyon teşkil kurulunun elinde bütün bu belgeler var. Bu benim ilgimi çekti, neden gelmediği konusu. Bugüne kadar neyi bekliyorlar, onu da anlayabilmiş değilim. Bu belgeler isteniyor, bu belgeler geldikten sonra dosya tamamlanacak ve tahkim kurulu zannediyorum incelemeye alacak. Bu arada tahkim kurulu mutlaka bu dosyayı verdiği bir üye raportör olarak dosyayı almıştır, incelemiştir ve tahkim kurulunun önüne bu dosyayla ilgili hukuki görüşünü belirten raporunu da sunacaktır. O rapor etrafında ve dosya etrafında tahkim kurulu üyeleri tartışacak ve sonuçta kararı verecekler. Gözüken ne bir beklentiniz ne o zaman bir hukukçu olarak sevgili? Ben dışarıdan yani gördüm tabii. Şimdi çok teknik konular bunlar, açık söyleyeyim. Dosyayı okumadan, dosyanın bütün belgelerini, bilgilerini hiçbirinden haberimiz yok bu fesih süreciyle işleyen. Bizim söylemlerimiz insanlara umut verir, umutsuzluk verir, yanlış anlaşılmalara neden olur. Ama gelen anlamda şunu söyleyeyim, bu dosyaya ilişkin değil. Söylersem bir kere mesleğime karşı büyük bir etik olmayan şeyler ifade etmiş olurum. Çünkü dosyayı bilmiyorum. Zaten yargı sürecinde giden bir iş. Kararı bekleyeceğiz. Ama gerçek olan bir şey var. Türkiye dünya futbolunda ve FIFA özellikle futbolcu hakları her şeyden önce geliyor. İşte biliyorsunuz Bosman kararları bütün kulüplerin ve bütün bu transfer süreçlerini dünyada allak bullak etti. Futbolcunun haklarının ortadan kaldırılmaması için mümkün olduğunca futbolcunun yanında oluyor spor yargısı. Yani daha doğrusu sporcunun yanında oluyor. Sporcunun hakları, çalışma hakkı, kısıtlanamama hakkı. Zannediyorum yapılan ikinci bir sözleşme var. Ne kadar itibar görecek? Bir de sözleşmelerde biliyorsunuz tek taraflı herhalde bu opsiyon hakkını kullanması söz konusu. Sözleşmelerde sözleşmeye bağlılık prensibi gereği sözleşmenin iki tarafı vardır. Tek taraflı bir sözleşmenin ne kadar geçerli olacağı da tahkim kurulunun hukuki olarak değerlendirmesine bağlı. Benim kanaatim bu dosya özelinde söylemiyorum. Bu tür durumlarda mutlaka futbolcunun biliyorsunuz son sözü önemlidir. Futbolcunun tavrı önemlidir. Futbolcu nerede oynamak istiyorsa FIFA zaten ona biraz hoşgörüyle bakmaktadır diyeyim. Bu şekilde bu konuyla ilgili düşüncelerimi anlatayım. Ama tahmin ediyorum rica ederim bir haftaya kadar, bir haftaya kalmaz, çabuk gelmesi, bir günde gelir. Çünkü hazır dosya bu evraklar.
birkaç günde incelerler. Tahmin ediyorum bu hafta sonuna kadar bu kararın çıkması gerekir diye düşünüyorum. Peki Sayın Ünlü, size biraz saat geçti oldu tabii. Şunu sorup şunu sorayım size. Kadıköy'de tabii. Yaşananlar hakkında ne düşünüyorsunuz ve yönetimin nasıl bir aksiyon alması gerekiyor? Vallahi şimdi bakın, bir kere Kadıköy'de olanların hiçbiri hukuka uygun ve mevzuatlara uygun bir davranış değil, etik bir davranış da değil. Kesinlikle disiplin suçu, hatta 62-22'ye tabi bir suç olarak da ayrıca adli makamlarca sorumlular hakkında soruşturulması gereken bir suç oluşmuş vaziyette. Bu somut delillerle ortada. Çünkü biliyorsunuz ki pandemi döneminde asla ve asla akredite olmayanlar dışında kimse maçlara gelmiyor. Bir kere bu her şeyden önce insan sağlığı ile ilgili doğrudan. Toplumsal sağlıkla da ilgili. Şimdi federasyonun nedendir bu maça, böylesine önemli bir maça pilot bir maç olarak baktığı da dikkate şayan bir durum. Böylesine büyük ve önemli bir maç pilot maç olarak değerlendirilmez. Genelde pilot olacak operasyonların hepsi çok daha kamuoyundan uzak, çok daha sakin, çok daha zarar vermeyecek derecede olması gerekirdi. Türkiye'yi, Türk futbolunu ve Türkiye Ligi'ni ilgilendiren, önemli derecede sıralamaya da etkisi olan, her iki camia için değil, bütün Türkiye için önemli derece arz eden bir karşılaşma ile ilgili böyle bir pilot uygulamanın yapılması her şeyden önce spor ahlakına ters diye düşünüyorum. İki, Sayın Federasyon Başkanı'nın açıklaması, hani özrü kabahatinden büyük derler. Biz 150 kişi aldık diyor. Ama gözüken o ki orada tahmin ediyorum yaklaşık 3000 kişi kadar bir taraftar grubu var. Hadi onu da geçtim. Ya kardeşim, maça geliyorsun, bari mesafe kurallarına uy. Onu da geçtim. Bir de arkasından Fatih Hoca artık söylediğine göre, bunu da maç başlamadan önce, bir de hakaret ve küfür var. Hepsini evet. Bir araya geldiğinizde organize bir iş olduğu çok net olarak ortaya çıkıyor. Türk futbolunun, Türk sporunun, spor ahlakının gerektirdiği şekilde bence sadece Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun değil, ben 62-22 ile ilgili olarak spor savcılarının da, yani adli makamlarında bu konu üzerinde titizlikle durması ve işin üzerine gitmesi gerekir kanaatindeyim. Burası Patagonya değil. Burası aşiret düzeniyle işleyen bir kurum değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti, anayasamızla tarif edilmiş bir hukuk devleti. Dolayısıyla hukukun gereği neyse o yapılmalı. Hepsini de geçtim. Ya kardeşim, insan sağlığı var. Bakın, insan sağlığı. Bugün sağ olsun Profesör Doktor İbrahim Ziyal hocam, ki kendisi Türkiye'nin çok değerli bir tıp uzmanı, beyin cerrahı ve Galatasaray'ın divan kurulu üyesi, çok ilginç Twitter'da bir takım sorular sormuş bu işin insani ve sağlık yönü açısından da. Ve maalesef daha bununla ilgili bir herhangi bir cevap gelmedi, ama o hocaya da teşekkür ediyorum. Yani Galatasaray meselesi değil bu. Bu insan sağlığı ve sporun düzeniyle ilgili bir sistem. 3000 kişi, 2800 kişi, neyse işte 1907 falan bir takım şeyler. Orada her şey açık. Yani artık ispat edilecek bir şey yok. Federasyon başkanı da 150 kişiye izin verdik dediğine göre, o 150 kişinin bir de gelen protokol, işte her kulüp için 15 kişi falan oluyor. Bir de olması gereken resmi görevler dışında, Futbol Federasyonu'nun resmi görevler dışında olan kişiler, o localarda olan kişiler kimlerdir? Ve bunların hepsi görüntülerle sabittir. Yapılan hakaret ve küfürler sabittir. Bu olay basit bir olay değildir. Bu olay, bakın, bu olay düzene baş kaldırmaktan başka bir şey değildir. Düzenin, hukuk sistemini de tanımıyoruz anlamına gelen bir davranış biçimidir. Bunun kimin yaptığı önemli değil. Kim sorumlusuysa, hangi kurum, hangi kurumun başındaki kim sorumluysa, mutlaka ve mutlaka o sorunların
devletin hukuk sistemi önünde mutlaka hesap vermesi gerekir. Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin, Galatasaray Sportif AŞ'nin ve Sayın Başkanımızın ve Yönetim Kurulumuzun bu işi öyle iletişim müdürüne falan bırakacak kadar basite almaması gerekir. Bakın net söylüyorum. İletişim müdürüne bırakacak kadar basit almaması lazım. Galatasaray İletişim Müdürü'nün görevi değildir o iş. Galatasaray İletişim Müdürü Galatasaray iletişim kanallarını yönetir. Galatasaray İletişim Müdürü televizyonda yorumculuk yapmaz. Galatasaray'ın profesyoneli ve çalışanıdır artık. O nedenle profesyonel kişi sadece kendisinin görev sınırlarıyla sayılmış görevlerini yapar. Galatasaray'a yapılan bu operasyona, bu yanlış davranışa karşı haklarını koruma, rakip kulüp kimse, onları eleştirme veya onlara karşı bir beyanda bulunma görevi kurumsal iletişim ile olur ve kurumsal iletişim yapacak olan da Galatasaray Spor Kulübü Derneği Başkanı, Sayın Başkanı ve Yönetim Kurulu'dur. Bunu da açık ve net belirteyim. Hem usul olarak yanlış, yanı sıra üslup olarak da yanlış. Galatasaray Spor Kulübü'nün üslubu öyle olmaz. Çok ağır eleştirebilirsiniz. Hukuk oradadır. Çıkarsınız, bunların hepsini teker teker kamuoyuyla paylaşırsınız. Biz kulübümüzden, başkanımızdan ve yönetimimizden bunu bekleriz. Onun için seçildiler. Galatasaray'ın ben açıkçası bir yöneticinin çıkıp konuşmasını bekliyordum. Açıkçası bana da biraz tuhaf geldi. Çünkü yani sizin muhatabınız yönetim nezdinde cevabı vermesi gerekiyor. Çünkü sizin Yusuf muhatabını çıktı ama hani bu genel kurumsal açıklamayı bence de yöneticilerden birinin yapması şimdi gerekiyor. Sayın Başkan olur olmaz konularda her konuda Galatasaray Televizyonu'nda gayet güzel açıklamalar yapıyor. Basın toplantıları yapıyor. Neredeyse her hafta böyle bir ekranda kendisini izliyoruz. Galatasaray Kulübü üyelerine karşı edindiği sert tavrı Galatasaray'ın hocasına, futbolcularına, hakaret edenlere karşı da biz savunmasını bekleriz. Bu savunma görevi hocanın da üstünde artık. Hoca kendi şeyini ifade etti. Hocanın da üstünde Sayın Başkan'a ve Yönetim Kurulu'na aittir. Bu görev asla ve asla iletişimden sorumlu çalışan arkadaşımıza, çok değerli üstadım Ömer Kütner'e ait değildir. Bana göre görevini aşmıştır. Galatasaray kurumsal ve düzeni olan bir kurumdur. 115 yıllık, 116 yıllık bir tarihi vardır. O tarih içerisinden süzülüp gelen bir kültürü vardır. Bir yönetim biçimi vardır. Çünkü Galatasaray Başkanı öz konuşur, az konuşur ve son konuşur. Galatasaray Başkanı konuştuktan sonra artık onun üstüne laf olmaz. Konuştu mu da Galatasaray Başkanı toplumda ve kamuoyunda ses getirir, kamuoyunu yönlendirir. Biz bu konuşmaların, bu hareketlerin ve hukuki bütün müracaatların yönetim kurulumuz ve Sayın Başkan tarafından yapılması gerekir. Bu görev bugün televizyonda çıkıp iletişim müdürünün açıklayacağı şey değildir ve rakip takıma karşı da hukuken sorumludur, kusurludur, hatalıdır, çirkindir ama onun cevabı o şekilde verilmez. Galatasaray Kulübü'nde böyle bir üslup yoktur. Sayın Kükner aynı zamanda bizim divan kurulu üyemizdir. En az benden çok daha kıdemli bir üyedir. Ve Galatasaray'ın haklarını sonuna kadar da savunan bir kişidir ki biliyorsunuz yayıncı kuruluşta işte GAL olan kısaltmayı GS olarak düzeltecek kadar da sapına kadar da savunmuştur. Divan kurulu üyesi olarak ama. Kendisine de orada ayrıca teşekkür ettim. Yine de teşekkür ederim. Ama burada bir görevi varsa bir profesyoneldir. Bir çalışan sıfatındadır. Artık üyeliği sadece kıdemiyle doğru orantılıdır bizim tüzük gereği. Hiçbir kulüple ilgili hiçbir faaliyette bulunmaz. Orada yorumcular vardır. Yorumcular gelir onu konuşabilir. Ama kulüp adına o rakip takımla ilgili olarak o kadar ağır konuşma hakkını, o ağır konuşmayı Sayın Başkan yapar. Daha da ağırını yapar. Dönüp Sayın Ünal Aysal dönemine bakmalarını salık veririm sadece.
nasıl tavır alındığını, o karanlık geceden nasıl kupa alınıp gelindiğini, kimin iradesiyle alıp gelindiğini bir görmelerini isterim. O yönetimin nasıl davrandığını görmelerini isterim. Daha ağır şeyleri yapılmıştı. Orada hiçbir iletişim müdürü çıkıp da konuşmadı. Kim vardı? Sayın Başkan vardı. Sayın Başkan ne dedi? Biz bu kupayı buradan almadan gitmeyeceğiz dedi. İletişim müdürü hoca konuşmadı. Hoca da aynı şekilde demişti. Evet. Kupa sahada alınır demişti. Evet. Orada hoca da çok kararlı görevi, bir duruşu vardı. Çünkü hoca da sahada görevli olan. Hoca zaten gerekli konuşmaları yaptı. Yani bu bunu bir eleştiri. Şimdi taraftarlarımız bazen bana işte bu konuyla ilgili niye işte hakkını arıyor falan. Hayır. Hak böyle aranmaz. Hak aramanın usulü vardır. Erkanı vardır. Yöntemi vardır. Bu kadar net konuşuyorum. Ve daha da ağır sorulmalıdır bunun hesabı. Bakın konuşmamın başında bunu net olarak sevgili Burhan Can ifade ettim. Çok net olarak ifade ettim. Yani o kadar hukuk aykırı işlemler yapılmış ki, o kadar eylemler yapılmış ki, yani federasyon başkanı kendisi itiraf etti. Nasıl itiraf etti? 150 kişi dedi. E kardeşim bakıyorsun 3000 kişi var orada yaklaşık. Hadi 150 kişi, 50 kişi de görevli de, yönetim kurulları de, 200 kişi. Nerede 2500 kişiyi nasıl aldınız siz buraya? Onu da geçtim. Sayın ikinci başkanımıza bir taraftar kalkıp saldırıyor. Ya öyle böyle ama bir taraftar yani. Bu arkadaş sokağa çıkma yasağının olduğu bir dönemde nasıl oraya geliyor? Nasıl orada bulunuyor? Stadın etrafına nasıl giriyor? Yani nasıl müsaade ediliyor? Evet. Çok ilginç. Yani hakikaten bu artık maçın sonucunu falan aşacak bir şey. Bu düzene bak, düzene, hukuk sistemine bir başkaldırıdan başka bir şey değildir. Biz senin federasyona şu söyleniyor. Devlete de şu söyleniyor. Ya biz senin düzenini tanımıyoruz kardeşim demektir bunun adı. Bu başka var mı bunun başka bir izahı? Çünkü devlet kuralını koymuş. Federasyon da kuralını koymuş. Ben bu kuralları tanımıyorum diyor. Ya bir dakika da kardeşim, sen kimsin? Sen kimsin? Devletin makamlarından, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan, verdiği kararlardan, konulan kurallardan daha mı üstünsün? Hangi hakla sen bunu yapabiliyorsun? Bana kimse bunlar girdi diyemez çünkü sokağa çıkma yasağı var. Nasıl geliyorlar bunlar maçlara? Evet. Ya burası aşırı sevgili... ayıp, hakikaten evet, ayıp. Bir an yani önce buna... gereken bakın, şekilde devletliğini gösterecek. Öyle herkes her istediğini yapamaz bu ülkede. Bu devletin anayasayla, kanunlarla, hukuk mevzuatıyla çizilmiş kuralları var. Sistemi var. İsterse hiç ferişte olun, hiç önemli değil. Kim olursanız olun. Ha, bu kadar azgınlık olur mu? Ha, hem maça geliyorsun, ha bir de küfrediyorsun yani. Hocana ve futbolcularına hakaret ediyorsun. Ha geçtim mi golleri, ofsaytları, penaltıları, şunları bunları? Ne olur 5-0 mağlup olsak ne olur? Hiç önemli değil. Açık ve net söylüyorum. Yani devlet buradan Sayın Bakanımıza ve devletimizin ilgili makamlarına, İçişleri Bakanlığı'na, Türkiye Futbol Federasyonu'na sesleniyorum. Bir vatandaş olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı, bir hukukçusu olarak sesleniyorum. Bu düzeni, devletin bu düzenine yani inanılır gibi değil ya. Hani 3 kişi olur, 5 kişi olur dersin ki gözden kaçmıştır. 3000 kişiden bahsediyoruz arkadaş. 3000 kişiden nasıl oluyor bu? Federasyon 150 kişi diyor. Ya hadi 50-100 kişi de ki resmi olarak gelenler 250 kişi. Hadi bir yanlışlık yaptı, bu maçı seçti kasıtlı olarak. Onu da geçtim. Ya ona da razıyım, 250 kişi. Ki Galatasaray Kulübü kabul etmemesine rağmen. Orada da bir eşitsizlik var, haksız rekabet var. Haksızlık var. Kardeşim orada 2000 kişinin nereden geldi ya? Nasıl sokağa çıktı bunlar? İçişleri Bakanı'na sesleniyorum. Sayın Bakanım, bu 2000 kişi nasıl sokağa çıktı? Ben çıkamıyorum ya. Ben o gün doktora tetkike gittim. 3 defa çevirdiler beni. Bak avukatım. Çıkma hakkım da var.
3 defa çevirdiler. Doktor randevusunu gösterdim de gittim. Cumartesi günü. Nasıl oluyor bu? Yani Sayın Ünlü, bunların hepsinin, bak, Cumhuriyet'in, Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletinin hukuk sistemi gereği bunu yapmak zorundalar. Burası bu ülke hukukla yönetilen bir ülke. Burası, burada bir aşiret düzeni yok. İlgili makamların buna müsaade etmemesi lazım. Sayın Başkan'ın şu benim yaptığım konuşmayı Sayın Başkan'ın çıkıp teker teker yapması lazım. Yönetim kurulu bir basın toplantısıyla hiç yarına kalmadan yapması lazım. Hiç yarına. Çünkü yarın bir imza töreni var. Herhalde Sayın Başkan futbolcuların ardından imza töreninden sonra konuşacaktır diye düşünüyorum yarın. Bak, bakalım sevgili Burhan ki Can, zaten birebir. Bak, bu şov işi değil. Bu imzayla falan, imza törenleriyle falan anlatılacak bir iş değil. Bu iş bugün Galatasaray Yönetim Kurulu Sayın Başkan'ın başkanlığında geçecek de Ali Samiyen Arena'da yerimiz var. Bir basın toplantısıyla bu benim söylediklerimi anlatacaktı. Hukuki olarak hukukçuların da yanına alacak. Gerekirse biz de yanında otururduk. Neden? Ben bu soruyu soruyorum. Neden yapılmadı bu? Bu, çünkü bu iş sıcağı sıcağına yapılması gerekir. Bak, Fatih Hoca hakaret ediliyor adamcağıza. Maç başlamadan çıktı, bunları takır takır konuştu. Evet. Ne yaptı? Ve kimsenin sesi çıkmıyor. Ha, daha da acı. Yahu Galatasaray Başkanı geliyor. Ve siz kapıda bekletiyorsunuz Galatasaray Başkanı'nı. Bana bunun olacak, ben işte bunu ben oraya girmem arkadaş. O takım mı da oraya çıkar? Galatasaray Başkanı oraya girmedi mi? O takım da girmez o sahaya. Siz kim oluyorsunuz Galatasaray Başkanı'na kimlik soruyorsunuz? Kimliği meçhul bir isim o. O benim başkanım. O benim kulübümü temsil ediyor. Biz nasıl rakip takımları ağırlıyorsak, bakın Sayın Başkan, Sayın İkinci Başkan Rize Spor Başkanı'na plaket verdi diye eleştirildi ama onlar centilmenlik yaptılar. Biz böyle bir kulübüz. Geldikleri zaman en iyi şekilde ağırlanıyor arkadaşlarımız. Resimlerini görüyorsunuz basket maçlarından sonra Fenerbahçe Kulübü Başkanı'yla. Bu ne hadsizliktir? Bakın, bunu Galatasaray Kulübü'nün hesabını sorması lazım. Ve bunu başkanın yapması lazım. O anda Sayın yapmadıysa bunu gelip, evet, bugün yönetim kuruluyla hemen bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklaması lazım. Bütün resmi görevleri göreve davet etmesi lazım. Bu sporun geleceği, sporun güvenliği için olması gereken en önemli şart sevgili Burhan Can. Evet. Bu ülkede, evet, bu ülkede bakalım, başkan yardımcısının güvenliği yok. Galatasaray ikinci başkanının güvenliği, evet, sağlanmamış. Bu kadar yani, ucuz bir değil arkadaş. Bunun hesabını orada kim görevliyse, kim sorumluysa vermek zorundadır. O yapılan hareket Galatasaray Kulübü'ne yapılmıştır. Kesinlikle. Kesinlikle. Teşekkür ediyorum Sayın Ünlü. Değerli yorumlar. Kusura bakmayın. Çok önemli açıklamalar yaptın. Ben bir spor sever olarak bunları söylemek zorundayım. Sporun bekası, geleceği için, kardeşliği için. Evet. Teşekkür sporun ediyorum. Sporun insanlığa barış getirmesi için. Kesinlikle. Röportajın da önemli bir röportajı imza attın. Sayın Ünlü'ye de çok teşekkür ediyoruz. Kırmadı bizi. Bu saatte yayınımıza katıldı. Sağ olun. Her zaman. Bütün şu an yayınımızı izleyen Galatasaray taraftarının da sesi olduğunuzu düşünüyorum bir yerde. Hatta Türk futbol severinin sesi olduğunuz diye, evet, düşünüyorum. Bakın burada burada bir kulüp falan hedef alınmıyor benim tarafımdan. Evet. Hiçbir zaman rakip, evet, takımın ismini belirtmedim bile. Burada kim yaptıysa bunu, hangi kulüp, yani önemli değil kimin yaptığı. Ama spor centilmenliktir. Fair play dediğimiz bir şey var yahu. Ne olur yani, bir tane maç kazanıp Galatasaray ile Fenerbahçe bugüne kadar yüzlerce maç yaptılar. Bundan sonra yüzlerce de maç yapacaklar. Ve ligin lokomotif takımı bu ikisi. Rekabetin temiz ve spor ahlakına uygun yapılması gerekir. Galatasaray Başkanı'nın kapıda bekletilmesi değil, Galatasaray Başkanı'nın önüne kırmızı halı serilmesi lazım.
Çünkü Galatasaray Başkanı geliyor. Milyonlarca insanın temsilcisi geliyor. 116 yıllık bir kulübün 541 yıllık bir camianın temsilcisi geliyor. Önce ona saygı duyacaksınız. Nasıl Galatasaray Fenerbahçe Kulübü Başkanı'na bu saygıyı duyuyorsa, geldiğinde halılarla karşılıyorsa, en iyi derecede ağırlıyorsa, aynısını da Galatasaray Kulübü bekler. Galatasaray yönetimi gerçekten, ya buna defalarca gözlerimle şahit oldum. Her yönetim kurulunu kim gelirse gelsin, evet, kapıda, evet, karşılıyorlar. Gereken nezaketi her zaman gösteriyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Yayınımızın sonuna geldik Sayın Ünlü. Yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Rica arkadaşlar, görüşmek üzere. Herkese iyi geceler.